Aydın Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası konferans salonunda gerçekleştirilen sertifika ve seminer programına Aydın Vali Yardımcısı Bahri Tiryaki, AYTO Başkanı Hakan Ülken, İşkur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, kurum amirleri ve girişimcilik eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazananlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Aydın İşkur İl Müdürü Rahmi Terzi, kurumuyla ilgili bilgiler vererek başarılı bir girişimciyle iyi bir savaşçı arasında fark yoktur dedi. Sine kayıtlı 11.248 iş yeriyle bir fiil çalışmalar yürütmektedir. 2015 Kasım döneminde kurumumuzda 78.218 kayıtlı iş gücü mevcuttur. Bunlardan 35.956'sı kadın, 42.262'si erkektir. Bu kayıtlı iş gücünün 33.608'i işsizdir. Tabii TÜİK'in son verilerine göre, açıklanan işsizlik oranlarına göre bildiğiniz üzere ülkemizde 10.3 bir işsizlik olup TR32 bölgesi dediğimiz Aydın, Muğlak, Denizli bölgemizde, Aydın'ımızda içerisinde olduğu bu bölgede de işsizlik oranı 7.2'dir. Değerli katılımcılar, kurumumuzun en önemli görevlerinden bir tanesi işsizlikle mücadele etmek, istihdamın yollarını artırma mücadelesi vermektir. Kurumumuzda toplam 2015 Kasım döneminde 36.161 kişilik talepte bulunulmuştur. Yani firmalarımız tarafından açık iş talebi kurumumuza iletilmiş. Bunların 16.656 kişisi işe yerleştirilmiştir. Ülkemizin kalkınması ve iş gücü piyasasının KOBİ'lerle rekabetçi dünyaya ayak uydurması için siz girişimcilere ihtiyacı vardır. Çok değerli girişimci kardeşlerim, girişimci bir mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için sağladığı kaynaklarla üretim faktörlerini sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya çıkabilecek zararı da göze alan kişilerdir. Girişimci genelde sorumluluk ve risk alan, başarı isteği güçlü, fırsatları ve geleceği sezebilen, değişiklikleri benimseyebilen ve şartlara adapte olabilen kişilerdir. Başarılı bir girişimciyle iyi bir savaşçı arasında fazla bir fark yoktur aslında. Her ikisi de çok çalışır, baskıya tahammül eder, tutkuyla mücadele verir, cesaretle ilerler ve sonuç almadan asla geri dönmez. Kurumların birlikte çalışmasına dikkat çeken AYTO Başkanı Ülken ise girişimci adaylarına seslenerek hayal edin, zihninizi zorlayın. Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin gerçekleşmesi mümkün değil dedi. Ben bir Aydın hayal ediyorum. Sadece İstanbul'a, Ankara'ya günde sabah ve akşam iki sefer yapmış bir uçak dolusu insan değil. Avrupa'ya buradan uluslararası uçuş yapılan, Avrupa'dan buraya uluslararası uçuşların yapılabildiği bir havaalanı, o havaalanından inen insanların yatak kapasitelerinin yetmediği ve otel yatırımlarının iyice arttığı, iş adamlarının, sanayicilerin, ihracatçıların, ithalatçıların gelip gittiği, dünyanın en mümbit toprakları olan, Cenab-ı Allah'ın en güzel diye yarattığından %100 emin olduğu bu ilde anamın, babamın, atamın tüm topraklarının, bütün genetiğinin bu ilden geldiği, bu şehirde, bu topraklarda olamayacak hiçbir şey yok, emin olun. Ülke açısından baktığımızda biz petrol zengini bir ülke değiliz. Bizim doğal kaynaklarımız çok yok. Altınımız, altın rezervlerimiz vesaire yok. Ama bize çok müthiş bir girişimcilik bu var. Onun için bugün girişimcilikle ilgili bu kadar çabamız, onun için bugün kurumlar arası işbirliğiyle birlikte çabalarımız, bugün sizlerin çabaları, sadece sizin evinize ekmek götürmek için, daha fazla kazanmak için veya bırakın daha fazla kazanmayı, para kazanmak için girişimcilik eğitimine girmiyorsunuz. Evet, öncelikle birey sosyolojik temel olarak kendisini merkeze oturtur ama sonuç itibariyle birey toplumsal bir varlıktır. Ve topluma katkı koymak için de siz bu eğitimi aldınız. Bu sertifikayla birlikte Sayın Başbakanımızın son dönemde açıkladığı 50.000 TL hibe kredi şeklinde
basında yer bulan ve daha farklı birçok desteğin sizlere ve ülke ekonomisine sunulabileceği bir döneme gireceğiz. Var olmaya ve çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Son söz, hayal kurmak lazım. Zihninizi zorlayın. Hayatınızda gerçekleşen güzel bir şey varsa, inanın mutlaka ve mutlaka onun hayalini kurmuşsunuzdur. Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin gerçekleşme ihtimali mümkün değildir. Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim. Ama borç yiğidin kamçısıdır da demeyelim. Ayağımızı da yere basalım. Akıllı hareket edelim. Ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edelim. Rahmi Terzer'in girişimcilikle ilgili bir video ve Aydın Ticaret Odası tanıtım filminin izletilmesiyle devam eden programda Doktor Şaban Kızıl'da Mazeret Yok adlı bir seminer verdi. Eyvah, ne yapacağız? Bir, iki, şurada bir problem var ya. Bir, iki, üç. Bir, iki, yapacak bir şey yok. Şirketi çıkar diyoruz. O zaman biraz dinleyeceksiniz, biraz sonra bakarız. Tekrar olmazsa Sayın Vali bakarız. Efendim, burada bulunduğum süre içerisinde size biraz ayna tutmak istiyorum. Çünkü insanlar aynada kendilerini görürler. Bir de beraber pencereden dışarıya bakacağız. Dışarıdan da başkalarını görmeye çalışacağız. Şimdi bizim insanımızı tanımadan, bizim insanımızı bilmeden, bizim insanımızın artılarını, eksilerini, renkliliklerini bilmeden hayatı, dünyayı, aydını, girişimi anlamak, yorumlamak çok mümkün değil. Ondan dolayı size biraz bizden, bizim insanımızdan bahsedeceğim. Program girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanan 300 kişiyi temsilen 15 girişimci adayının sertifikalarını almasıyla son buldu.